Selamun aleyküm. Bugün çok farklı bir yerden, çok farklı bir şekilde video çekiyorum. Şu an benim daha önce hiç görmediğim bir yerdeyiz ve bu şekilde bugün Keçi'deyim. Ama lakin köpeklerle hala alışamadık. İlk defa Keçi'ye geliyorum. Daha önce hiç Keçi'ye gelmemiştim. Öncelikle bunların sayısını almam gerekiyor. Sonrasında yine buradayız. Sıkıntı olan şey köpeklerle anlaşamıyoruz. Şurada ufak bir sarı bir köpek var. Bakalım nasıl olacak. Keçilere biraz pirit siriktim. Ama çoğu benim siriktiklerime bakmıyor. Kendileri önden gidiyorlar, koşuyorlar. Bu arada çok kötü bir şekilde terledim. Daha saat sabah onu yeni geçti. Koyun gibi değiller. Koyun her ne kadar da bazen kendi aralarında dağılık dursalar da bu kadar kendilerinden bağımsız hareket etmiyorlar. Birkaç tane değnek sallayınca çok kötü terledim. Çok güzel piritler var. Tabii biraz daha olgunlaşması gerekiyor ki rahat düşsün. O yüzden çok terledim. Köpek galiba bana alıştı. Şu an gelmiyor. İlk zaman bayağı bir sıkıntı çıkaracak gibiydi. Sarı Keçi! Sarı Keçi! Bir iki tane de burada vurayım ki aşağıdakiler buraya toplansınlar. İşte her ne kadar da pirit de yeseler önü çekildi gidiyor. Burada aslında rahat bir şekilde karnlarını doyurabilecek şekilde en kötü ihtimal yarısının karnı doyacak. Ama önü çekildiği zaman da ister istemez arkası da hareketleniyor. Şu önden gidenleri çevirebilmek önemli. Burada bir tane enik var. Köpekleri de göstereceğim birazdan. Şu an çıkalı yarım saati geçti ama öyle bir susadım, öyle bir yoruldum ki. Birisi bilmek gerçekten çok önemli. Dediğim gibi ben ilk defa şimdiye kadar Keçi'ye geliyorum. Belki yani bu abimiz bu kadar benim kadar yorulmuyordur. Eç, şu an önü gitti. Yerde bulunan piritleri görebiliyorsunuz. Dur umarım. Şuna bakın. Karnını böyle kısa bir sürede doyururlarsa
benim için çok iyi olacak. Ama her zamanki gibi yine çekilmeye başladılar. Çok inatlaşıyorlar. Keçi inadı diye bir şey var. Ben buradan bunları geriye çevirdim. Geriye çevirmemle birlikte aşağıya indikleri gibi tekrar önü yine buraya döndü. Umarım oradakiler bari karnını doyurur. Çok kısa bir sesle direkt geriye dönüyorlar. Lakin bak gördüğünüz gibi 180 derece geriye dönebiliyorlar. Sizin sesinizi duyduğunda bütün sürü halinde. Yakınlarda çeşme de yok. Biritleri yani gördünüz, çektim orada. Burada çok güzel şekilde pirit var. Koyunlar yakında gündüz havaları iyice serinlediğinde buralara doğru geliriz büyük ihtimalle. Çünkü aşağıda bu kadar pirit yok. Burada gerçekten çok güzel piritler var. Koşturmaktan daha yani 5 dakika oturup da dinlenemedim. Biliyorsunuz ki koyundayken yürüdüğümüz mesafe ya 2 kilometredir ya da 3 kilometre filandır. Çok fazla yürümüyoruz zaten. Ama sabah akşam 2,5-5 saat koyunları otlatıyorum. Şu an zaten 2 saati geçti. Şu arkada meşe diplerinde kalan keçiler var. Onlar da gelsinler. Onlar aslında sürünün en iyiler olması lazım. Gerçi arkada da kalmasınlar da. Çünkü bunlar önden gidiyorlar. Onlar ne güzel. Orada pirit yemeye devam ediyorlar. Benim bir önce su içmem gerekiyor. İşte bu Junior bayağı bir sıkıntılı. Sabah sabah beni uğraştırdı biraz. Saldırıyor. Bir karış boyu var yok ama beni keçilerin içinde yabancı olarak gördüğünden direkt saldırma eğilimine geçti. Bu arada köyümüzün karşıdan bu yakadan görünümü bu şekilde. Sürüde 4 tane köpek var. Bir tanesi bu. Küçük, ufaklık. Bir tanesi şurada. O büyük ihtimalle 6-7 aylık bir enik. Ama güzel, kaslı bir enik. Çok fazla büyümez ama kalın. Ve daha da kalınlaşacağı benziyor. Bir tane dişi var. Onu bir defa kendim gördüm ya sadece. O keçilerin içinde olabilir. Bir tane de beyaz alt tarafta vardı. Eğer ki bunları bir yere toplayabilirsem
keçileri. O zaman hepsini yakın planda göstermeye çalışacağım bakalım. Şu an keçiler bir daha geriye dönecek gibi. Dönüyorlar hatta. Bilmediğim bir işi yapmak ya da yapmaya çalışmak gerçekten çok zor. Bugün keçiye geldim. Çünkü keçileri olan abimiz bugün işim var dedi. Çoban bulamadım dedi ve benden rica etti. Ben de o şekilde bugün keçiye geldim. Eğer ki çoban bulmuş olsaydı, keçiye gidebilecek birini bulmuş olsaydı, tabi parasıyı da buluyor. Ve kimseyi bulamadığı için benden rica etti. Ben de tamam abi dedim, gidebilirim. Daha önce hiç biliyorsun keçiye gitmediğimi söyledim. O şekilde konuştuk bugün. Saat 6'ya kadar keçileri otlatmaya çalışacağım. Burada büyük bir teka var. İnsanın üstüne gelen. Dişi köpeğimiz de geldi. Şu alt tarafta. Şimdi gitme zamanı. Çünkü keçilerin çoğu arkaya doğru yönelmeye başladılar. Köpeklerin hepsi de burada. O yüzden sırta çıkmak en iyisi. Junior. Agresif. Teker. Oo. Yürü. Yürü. Ya. Değnek olmasa korkup gitmeyecek. Bahsettiğim dişi köpek bu. Ya bilmediğimden şimdi bu keçi geriye, keçilerin içine gelir mi, gelmez mi? Bilmediğimden bunu almaya geliyorum. Koyun olsa derim ki koyun gelir. Diğer erkek köpek de bu. Hava sıcak olduğu için biraz tabii ağzını açtı kaldı o da. Keçilerin biraz da burada, biraz da şu çukurda. Gerçi onlar da geriye dönecekler gibi bir izlenim vermeye başladılar. Öncelikle bunları bir araya toplamam lazım. Ya ne oluyoruz? Bir dur dur. Yeter la artık. Bir karış boyum var. Türlü türlü huyum var be. Diyorum ki tamam alıştı. Yine aynı şekilde. Hav 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 hav. Ne lan bu? Tekrar bir geriye döndüler. Şu alt tarafta böyle alttan geliyor gibiydi. Buradan tekrar şu arka yüzden arkaya dereye doğru inmemiz gerekiyor. Tabii bunların öncelikle toplanmaları gerekiyor. Toplansınlar bir. Keçiler biraz sıcaktan bunaldılar. Biraz daha pilit yedikleri için
ormanda biraz yatma eğilimi gösteriyorlar. Tabii bu yatma değil. Biraz dinlenme. Belki keçilerde de aynı oluyordur. Pirit yediklerinde biraz ağırlaşma, üstlerinde bir sersemlik oluyordur belki. Onun da etkisi olabilir. Bilmiyorum. Ama ben bu şekilde bu saatte duracaklarını tahmin etmiyordum. Önü hafif hafif ilerlemeye çalışıyor. Arkası biraz bekliyor tabi. Ya da bu tarafa gitmek istemedikleri için mi yapıyorlar? Haydi. Arkada kalacağını şimdi. Kış. Yürü. Kış. Kış. Arkası yatacağız diyor. Önü yürüyeceğiz biz diyor. Kış. Ay. Galiba bu arkada kalanlar daha çok pirit yiyenler. Demek ki öndekiler o kadar pirit yemedikleri için aç kaldılar. Kış. Kış. Ay. Geliyor yine Junior. Junior. Çok ufak bir boyu var. Ama enteresan değişik huylar da var. Bakın. Şimdi kuyruk sallıyor. Çok fazla güvenmemek gerekiyor kuyruk sallayışına. Çünkü onun bölgesine girmiş bulunmaktayım. Hiç güvenmiyorum sana. Hiç. Hiç güven vermiyorsun. Kuyruk sallaması bir şey ifade etmez. Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Eğer ki kuyruk sallıyor diye yanına varırsanız hiç belli olmaz. Kendinizi de ısıtırabilirsiniz. Kışş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 
Ay. 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 Haydi. Karşıya geçin. Haydi. Çeşmeye gidin suyunuzu için. Haydi. Ay. Nereye gidiyor? Geri dön. Geri dönmene gerek yok, aşağı in. Vazgeçtim. Ay. Oy! La pili sirk yedim ya lan. Daha ne koşuyorsun? Geriye dönmeyeceksin. Aşağıya ineceksin ya. Aşağıya in. İn aşağı. Haydi. Ben yiyor, alıştım artık bana. Hı? Belli olmaz. Daha hala. Şşş. Gözü hala bende. Şşş. 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 Ben ufaklık. Şşş. Şşş. Haydi. Şşş. Ay. Ay, insenize lan.
Ufaklık da benim arkamdan gelip duruyor. Keçiler direkt çeşmeye baktılar. Tabi çeşme akmadığı için şu derede biraz büyük ihtimalle su birikintisi var. Orayı bilenler orada su içiyorlar. Keçiler de susamışlar. Saat 1'e geliyor. Tam sıcağı yoğun olduğu zamanlar. Bu çeşme akmış olsa belki burada biraz bir saat kadar dinlenebilirlerdi. Şimdi oradaki su birikintisine de bakarız. Ne kadar bir birikinti var. Bu çeşmenin suyu şu yukarıdan dereden geliyor. Demek ki derede kurumuş artık. Baa! Keçileri mi görmedin? Lan bağırma lan! Buradan şu yukarıya taşın orasına oraya çıkmalarını bekliyorum. Oradan şu de gördüğünüz en yukarıdaki dağın daha ilerisinde çeşme var. Oraya gideceğiz. Abi oradaki çeşme aktığını söyledi. Başka buralarda hiç hayvanların su içebileceği bir çeşme yok. Çeşme var ama şu yukarıda sırtta var bir tane. Burada var. Bu derenin bitiş noktasında var bir tane. Onların hiçbiri akmıyormuş. O yüzden biraz yukarıya çıkacağız. Ben de biraz burada dinleneyim. Ufaklık! Yürü keçinin başına! Yürü! Tehlikeli bölgedeyiz zaten. Hadi! Yürü. Hadi. Yürü. Sen de bana sabahtan çemkiriyordun. Şimdi de alıştın. Peşimi bırakmıyorsun. Yürü. Devam et. Yürü lan. Söz de dinlemiyor. Ya yürü. Akıllı ya. Madem sabah niye çemkiriyorsun? En iyisi ben de gideyim. Yoksa biraz arkada kalırsam hem içim rahat etmez hem de daha sonra biraz hızlı yürümek bu sıcakta biraz daha fazla yorar. Tabi burayı köpek de biliyormuş. Direkt buraya geldi. Suyunu hiç dokunmayacağım. Biraz terste kaldım sanki. Çünkü buradan yukarıya çıkmak daha çok zorlayacak beni. Oradan gitsem uzak kaldı. Yanlış yaptık. Yapacak bir şey yok artık. Evet, güzel. Rüzgar esiyor. Tabii bu arada bayağı bir yoruldum. Enikler zaten kalmış. Sarı enikle gördüğüm kadarıyla dişi köpek arkada. Beyaz, o siyah kulaklı köpek şu keçilerin altında. Onlar güzel yerden gidiyorlar. Bakalım keçiler buradan aykırılasınlar. Ben şuradan sırttan şu yukarıya çıkmayı düşünüyorum. Buraya çıkmayalı uzun zaman olmuştu.
bayağı bir yüksek mesafesi var. 25-30 metre. Çok fazla arkadan kalmadı. Gidelim. Şimdi yanımdan tavşan fırladı. Niye kaçtı? Ben de anlamadım. Şu karşıdan bir yerden çıkar mı? Hayır, bir yerden çıkmadı şu an. Görülmüyor. Tabi annem fırlayınca ben de bir irkildim. Güzel bir yer yapmış. Hiçbir yerden görülmüyor. Yani sıcakta gerek yoktu, niye çıktın ki? Umarım ıslıkla geriye döndürebilirim. Evet, aferin. Birkaçı geri dönmeye başladı. Hepsinin geri dönüp şu yukarıya çıksalar çok güzel olacak çünkü öbür keçiler buradalar. Şu an ikiye bölündüler. Onları yukarıya çıksalar da çok yavaş gelecek gibi bir halleri var. Beni illaki oraya indirecekler. Tavşanı göremedim bir daha. Güzel bir tavşandı. Yani bu sıcakta keşke yerinden kalkmasaydı. Aşağıya inip bunları getirmem gerekiyor. İşte en zoru da bu. Bu sıcakta. Haydi! Ceskuley! Kaç parça oldunuz be? En arkada bir tane oğlak var galiba. O da kafasını kaldırsa. Kaldırdı galiba. Şş. Ay! Çeşme daha. Yukarıda biraz daha mesafemiz var. Ben de susadım. Keçiler de susadılar. Keçinin yiyebileceği güzel meşeler var ama keçiler beğenmiyorlar demek ki. Daha iyisini arıyorlar. Koyunların bile güzel bir şekilde yiyebilecekleri meşeler var. Koyunlar bu meşeleri, sert meşeleri çok seviyorlar. Haydi. Eski öğün tam karşısındayız. Şimdilik görüşürüz. Bayağı bir yoruldum. O yüzden video çekemeyeceğim artık. Görüşürüz. Hoşça kalın. Dostça kalın.